bakar mısınız? Dizayn çok iyiymiş ya. Hollanda bayrağı koymuşlar. Hem MDF'nin üzerinde, hem tahtanın üzerinde, hem de suntan üzerinde deneyeceğiz. Evet, herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte belki de dünyanın en ucuz fakat en işlevsel akülü vidalama cihazı olan Fer markasını inceleyeceğiz. Açıkçası bu fiyata hem Hollanda markası olup da hem de gayet iddialı bir ürün şu an kanalımda belki de ilk defa inceleyeceğim. Eğer 119 lira fiyatına göre çok başarılı işler çıkarırsa harbiden bu cihazı öpüp alnıma koyacağım. Çünkü biliyorsunuz bu tarzda benzeri ürünler en kalitelisi en az 400-500'den başlıyor. Şimdi bu videomuzda sizlerle beraber ürünümüzün kutusunu açacağız. Cihazımızın teknik özelliklerinden bahsedip tabii ki de ürünümüzü sizlerle beraber test edeceğiz. Bakalım söylendiği kadar var mı? 119 liralık şaka gibi fiyatla bakalım bu cihaz neler yapıyor. Bu arada paketimizi açmadan önce cihazımızı hepsibro.com'dan aldım. Fiyatı 119 TL, kaçırmayın derim. Hepsi jet kargo ile elime 2 günde ulaştı. Zaten paketlemesi de şöyle gördüğünüz gibi patlangaçlar dolu. Cihaz herhangi bir sıkıntı gelmesi neredeyse imkansız. Hadi hep beraber incelemesine geçelim. Şimdi olmazsa olmazımız kamp bıçağımızla paketimizi açalım. Gel bakalım buraya sen gel. Oba! Ve karşınızda Therm akülü vidalama seti. Ürünün şu ambalajı var, onu da çıkartalım. Evet, cihazı açmadan önce biraz şöyle kutusuna bakalım. Şurada Therm Power Since 1965 diyor. 1965 yılından beri marka kendini gösteriyor. 1.3 amper CDMA 1132 kodlu numarasıyla geliyor. Ve şurada da Hollanda kalitesi olduğunu görüyoruz. Kutuyu yana çevirdiğimizde şurada QC Pest görüyoruz. Burada da küçük logo şeklinde cihazın resmini koymuşlar. Şöyle çevirdiğimizde şurada doldurmamışlar fakat garanti belgeli 2 yıl bize garanti sunuyor. Burada Therm vidalama setinin küçük bir kaba taslak şeklinde sizlere özelliklerinden bahsetmişler. Dediğim gibi birazdan bunların hepsine bahsedeceğim. Şurada QR kodunu okutup hem bu ürüne hem de diğer ürünlere site bakabilirsiniz. Yanlış şunu belirtmek istiyorum. Kutusunun dizaynı falan çok güzel yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Şöyle teneke bir kutu fakat gayet şık. Ve kapağımızı açalım. Evet, ilk önce bizi karşılayan şöyle bir kullanma kılavuzu. Eğer işiniz düşerse bunu inceleyip cihazı kurup kullanabilirsiniz. Ben yine de göstereyim. Böyle 3 adet ton oluşuyor. İçinde tüm dillerde cihazı nasıl kullanacağınıza dair ibareler var. Dilerseniz kullanabilirsiniz. Şimdi karşınızda Therm. Ürünü elimize alalım. İlk olarak size şöyle gördüğünüz üzere ergonomik ve elde duruş açısından size fikirlerimi belirtmek istiyorum. Gayet şık ve elinizde şöyle çok güzel bir şekilde oturuyor. Şöyle bakar mısınız? Dizayn çok iyiymiş ya. İnşallah işlevi de böyledir. Yani test etmek için sabırsızlanıyorum gerçekten. Şimdi ürünü şöyle bir koyacağım. Burada kutumuzun içinden çıkanlar bir adet şöyle 0.2 amperlik 240 watt değerinde normal standart mini bir adaptör. Şurada USB kablosu var. Burada da gayet şık bir şekilde Hollanda bayrağı koymuşlar. Ve bilmiyorum sizlere var mı hani böyle ama böyle mis gibiden böyle yeni bir cihaz kokusu var. Hani küçükken defterleri falan açardık yani yaprakların kokularını. Ben de böyle yeni cihaz kokusunu çok seviyorum. Gayet şık bir tasarım. Şimdi burada vidalarken uzatmak için kullandığımız bir aparat var. Burada çok çeşitli vidalama uçları için kullanabileceğiniz her türlü işinizi görecek vidalama başlıkları var. Toplam 27 tane bulunuyor. Ürün daha baştan bence çok iddialı gözüküyor. Ciddi ciddi ürünü merak ettim. Şimdi arkadaşlar ürün hakkında size kısa bir bilgi vereceğim. 1965 yılından beri has ve has Hollanda'da üretilen bir marka. Hollanda'nın en popüler uluslararası elektrikli el aletleri üreten o ülkenin en önde gelen markalarından biridir. Bu tarz işlerde kullanmanız için yüksek kaliteli iş aletleri üretip kullanıcılarına sunmuştur. Bu ürünlerin bazıları direkt Hollanda fabrikalardan bizzat geliyor. Bazıları da distribütörler aracıyla Türkiye'ye ulaşıp daha sonra bizim kapımıza kadar geliyor. Denedikten sonra kapanışta fikirlerimi sizlere belirteceğim. Kanalımda inceleyip de en çok merak ettiğim ürünlerden bir tanesini üstüne basa basa tekrardan söylüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle elimize aldığımıza bakacak olursak şurada hem monte hem demonte tuşu olduğunu görüyoruz. Yani nasıl oluyor bu? Sağdan soldan çıkış yapıyor. Böylece hem takabilirsiniz hem de sökebilirsiniz. Böyle iyon bataryaya sahip. Şuradan baktığımızda USB girişi var. Cihazın şarj alması gayet kolay. Şarjı bittiğinde USB'yi kullanarak hemen şarj edebilirsiniz. Şimdi merak ettiğim konulardan bir tanesi de ne kadar ses çıkardı. Bakalım ne kadar ses çıkartıyor. Oo, LED ışık yanıyor hemen burada. Bir şey söyleyeyim, çok fazla ses çıkartmıyor. Birazdan vidalama işini yaparken başarısını hep beraber göreceğiz. Şimdi buraya başlıkları getirdim. Şunu şöyle kullanıyorsunuz. Mesela diyelim ki böyle hani aralarda bir iş yapıyorsunuz veya cihazın bu kısmının yetmediği yerlerde şunu böyle takıp direkt zaten mıknatısı bildiğiniz üzere böyle kullanılıyor. Hatta çalıştırayım. Ara gaz çekiyor. Bana göre, benim yaptığım işlere göre gayet yeterli. Şarj edeceğiniz zaman da buradan bunu da direkt USB girişine takıyorsunuz. Bu ucumuza direkt adaptörümüzü takıyoruz. Daha sonra da bunu prize takıp cihazımızı rahat bir şekilde şarj edebiliyoruz. Şimdi ürünü test etmeden önce teknik özelliklerinden biraz size bahsetmek istiyorum. Cihazın adı Therm Power CDMA 1132 olarak geçiyor. Parantez açıyorum, makkap değildir. Akülü vidalama cihazıdır. Makkapla lütfen karıştırmayınız. 3.6 watt, 1.3 amper gücüyle çalışır. Maksimum tork gücü 4 nanometredir. LED ışıklı çalışma yöntemiyle karanlık alanlarda bile çok rahat bir şekilde
çalışabilirsiniz. Cihazın manyetik uç tutucu sayesinde uçlarını değiştirmesi çok kolaydır. Çünkü uçları taktığınızda birbirlerini hemen çekiyor. Tam 27 adet başlığı bulunuyor. İstediğiniz her alanda işlerinizi rahatça halledip daha sonra cihazı şarj takıp bir sonraki işinize kadar saklayabilirsiniz. USB kablosuyla çok kolay bir şekilde şarj edebilirsiniz. Hafif vidalama işlerini kolayca halledebiliyor. Örnek verecek olursak ev yapımı mobilyaların montajında veya demonte işlerde vidalamanız gereken menteşe ve dolapları rahatça işlemlerini yapabilirsiniz. Cihazın öne çıkan özellikleri ise şunlardır. Akü gerilimi 3.6 watt'tır. Pil kapasitesi 1.3 amperdir. Cihazın yüksüz yani başlıksız hızı dakikada 230 kez dönme gücüne sahiptir. Maksimum 4 tork dönme gücü vardır. Sol ve sağ yani monte ve demonte tuşuyla hem sökebilirsiniz hem de takabilirsiniz. Ağırlığı 0.3 kilogram olup darbesiz akülü vidalama cihazıdır. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmadan bu ürünü bir test edelim. Bakalım bir tahtanın üzerinde veya MDF'nin veya bir suntanın üzerinde ne kadar etkili. O zaman test aşamamıza hep beraber geçelim. Şimdi elimde 3 adet farklı boyutlarda çiviler var. Bunları sizlerle beraber hem MDF'nin üzerinde hem tahtanın üzerinde hem de suntanın üzerinde deneyeceğiz. İlk önce en küçük çivimiz olan 4.5 cm çiviyle başlayalım. Gördüğünüz üzere başlığı ucuna geçirdik. Şimdi monte işlemine başlıyoruz. Evet, sıradan bir tahta da montajını düzgün bir şekilde yaptı. Herhangi bir zorlama olmadı. Şimdi tekrar yerinden sökelim. Bu şekilde sıradan bir tahtaları rahatça söküp takabilirsiniz. Şimdi diğer orta boy çivimizi takalım. Şuraya farklı bir birlik açalım. Kolaylıkla taktık. Şimdi tekrar sökelim. Bazen devir atlıyor da başlık yüzünden. Yani aslında makine zorlanmıyor. Yani makine rahatça söküp takabiliyor bence. Yani benim şu an görüşüme göre. Şu en büyük çiviyi sona saklıyorum. Bu deneyim gibi en son deneyeceğim. Pek de aslında ümitli değilim. Çok kalın ve uzun ama yine de sizlerle beraber deneyip olumlu ya da olumsuz sonuçları hep beraber göreceğiz. Tahtayı kaldıralım. Bir suntala deneyelim bakalım. Sonuçlar ne olacak? Bakalım küçük çivimizi suntaya monte etmeye çalışalım. Merak ediyorum kolaylıkla monte edecek mi? Hadi bakalım. Biraz bunda zorlanıyor. Evet, suntada şu an şuraya kadar yerleştirebildik. Suntada biraz zorlandı. Diğer çivilere daha çok zorlanacağını düşünüyorum. Bir de bayağı birazcık aslında sunta dışında sert bir kaplama yapılmış buna. Ondan da biraz zorlandığını düşünüyorum. Peki şöyle sökmeye deneyelim tekrar buradan. Kolaylıkla yaptı fakat takma işlemini yerleştirirken gördüğünüz gibi zorlandık. Bakalım şimdi elimde bir tane dolap kapağı var. Onu deneyelim. Farzın ki evinizde herhangi bir kapağın vidalarını söküyorsunuz veya takıyorsunuz. Bakalım orada ne sonuçlar verecek. Hep beraber görelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi sıradan bir kullanılmış banyo dolabı kapağı var. Bakalım vidalarımızı ne kolaylıkla sökecek. Hadi başlayalım. Çok kolay bir şekilde söktü. Bir de bunu alalım. Bunu da çok kolay bir şekilde söktü. Dediğim gibi cihaz aslında güçlü. Hani böyle sert kaplama cisimlere, hele ki benim düşüncelerime göre MDF'yi geleceğini pek zannetmiyorum. Ama bu tarz böyle sökme işlemleri yaparsanız veya takma işlemleri yaparsanız hani böyle çok sert olmayan cisimlere çok başarılı bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi güzel bir şekilde güç uyguluyor. Şimdi bunu MDF'ye denemek istiyorum ama bakalım MDF'de sonuçlar ne olacak, ona da hep beraber bir göz atalım. Şimdi bu MDF bir ürün. Bu da orta boy çivimiz. Bu da cihazımız. Bakalım MDF'yi delebilecek mi? Hadi bakalım. Yok. Yok abi, olmuyor. Yok yok, MDF'de bayağı bir zorlandı. Hatta şu an hiç delemiyor diyebiliriz. Bu gerçekten elimdeki en sert ürünlerden biri. Aslında dediğim gibi yani bu çok hani ultra profesyonel bir cihaz değil. Bunu sadece haftalık monte demonte işlerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi o en büyük çivimizi de normal bir küçük bir tahtanın üzerine denemek istiyorum ben. Çünkü MDF'yi delmesi o çiviyle imkansız. Küçük bir yani bu orta boy çiviyle bile denemedi. Şimdi gelin isterseniz en büyük çivimizi tahtanın üzerine deneyelim. Bakalım en büyük çivi tahtaya ne yapacak, merak ettim gerçekten. Evet, durum bu. Tahtayı da ancak bu kadar deneyebildi. Çivinin de aslında kalınlığı var fakat cihazın bu tarz işlemlerde gücü biraz az kalıyor diyebilirim. Firm cihazımızın testini sizlerle beraber gerçekleştirmiş olduk. Tekrar inceleme masamıza geri geldik. Firm akülü vidalama cihazımızı temin sizlerle beraber test ettik. Bana göre cihaz günlük, haftalık, aylık ne diyorsanız demonte mobilya işleriniz olur, tekrar monte işleriniz olur. Mesela televizyon sehpası alırsınız veya banyo dolabı kurarsınız. Benzeri şeylerde başarılı bir ürün. Bu ürünün fiyatı 119 TL olması şaka gibi. Bu fiyata alabileceğiniz en iyi ürünlerden diyebilirim. Şimdi Firm akülü
türlü vidalama cihazını hepsiburada.com'da sizler için oluşturduğum listeden alabilirsiniz. Bu listeme nasıl ulaşacaksınız? Listeyi açıklamalar kısmına bırakacağım. Ayrıca yorumlar kısmına da başa tutturacağım. Oraya tıklayarak listemden bu ürünü 119 liraya alabilirsiniz. Ayrıca videoyu kapatmadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Hepsiburada puanlarına bakacak olursanız 5 üzerinden 4.6 almış bir ürün. Çoğu kullanıcıdan 5 yıldız almış. Diğer matkaplarla veya çok üst düzey klü vidalama cihazlarıyla karıştırmamak lazım. Kesinlikle işinizi görecektir. Total açılım ve inceleme bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bu hafta sizler için hem uygun fiyatlı hem de fiyat performans canavarı olan Firm akülü vidalama cihazını inceledik. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız umarım hepinizin işine yaramıştır. Umarım hepinizin de işini görür. Eğer videom size yararlı olduysa mutlaka kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu tarz içerikler gelsin istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen koskocaman bir like atmayı esirgemeyin. Bir başka inceleme bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.